Merhaba Arkadaşlar Zotero uygulamasına Dergi Park'tan nasıl makale aktarabileceğinizi referans aktarabileceğinizi bir önceki videomuzda sizlere açıklamıştık. Dergi Park'ın altyapısı özellikle Zotero, Mendeley ve EndNote gibi referans sistemlerine makaleleri otomatik olarak aktarabilmeyi referans ekleyebilmeyi destekleyen bir altyapısı var. Dergi Park'ın sayfasına girerek oradan istediğiniz makaleyi, künyesini, makale bilgilerini olduğu gibi e, Zotero'ya aktarabiliyorsunuz. Bu işinizi kolaylaştırabilir bir özellik. Akademisyenlere, araştırmacılara son derece yararlı olabilen, e, faydalı olan bir özellik. E, önceki videomuzda da sizlere bu referansları nasıl ekleyebileceğinizi anlatmıştık. Öncelikle tabii ki Zotero'nun web eklentisinin kurulu olması gerekiyor. Hangi tarayıcıyı kullanıyorsanız yani bu isterseniz Chrome olabilir, isterseniz Firefox olabilir ya da Edge olabilir. Hangisini kullanıyorsanız onu onun eklentisini yüklemiş olmanız gerekiyor. Bunu nasıl yükleyebileceğinizi de önceki videomuzda aktarmıştık ama yine de kısa bir hatırlatma olması açısından burada da kısaca sizlere hatırlatmış olayım. Şimdi açalım. Şimdi Zotero dedik. Gittik kendi sayfasına. Şimdi Zotero'nun sayfasını açtık. Burada e, şimdi bakın şu indirme seçeneğine tıkladığınız zaman hangi tarayıcıyı kullanıyorsanız onun eklentisi çıkacaktır karşınıza. E, bakın şimdi ne çıktı karşımıza şu anda. Bakın Chrome Connector'u ekle diyor. Chrome Connector'u eklediğiniz zaman da e, tarayıcınıza Zotero'nun Chrome eklentisini yüklemiş olacaktır. Yükleyelim. Şu anda eklenti kaldır diyor. Çünkü niye kaldır diyor. Biz de eklenti zaten yüklü onun için. İsterseniz kaldırıp tekrar ekleyebilirsiniz. İsterseniz de şu anda ekli. Yani kaldır diyelim, ekle diyelim. Siz de görmüş olun. Ekle dedik. Uzantıyı ekle. Denetleniyor ve şu anda konnektöre eklemiş oldu. Şimdi e, tabii ki e, bir de Zotero'nun e, hesabımızla giriş yapmamız gerekiyor hesabımıza. E, özellikle Zotero konnektörü kullanarak e, dergi park üzerinden makalleri pdf'ler ile birlikte almayı düşünüyorsanız e, sadece makalenin künye bilgileri değil pdf'leri de eklensin diye bir düşünceniz varsa bu durumda hesabınızın olması Zotero hesabınız ve bu hesabınıza giriş yapmış olmanız gerekiyor. Şimdi giriş yapalım. Ben de hesabım tanımlı görünüyor dikkat ederseniz gir dedik. Şu anda girişte yapmış olduk. Şu anda Zotero hesabım açık. Oraya giriş yaptım. E, şimdi gelelim. Zotero sekmesi bu, bakın. Şimdi e, burada daha önce eklediğim kendi referanslarım var. Şimdi buradan çıktık, tekrar e, EndNote'ye geldik. EndNote'ye diyorum pardon. E, Zotero'nun kendi web sayfasına geldik, buraya giriş yapmıştık. Yani Zotero'nuzun e, yüklü ve açık, artık konnektörün yüklü olması gerekiyor. Şimdi diyelim ki dergi park, e, bilimname dergesini açtık. Bakın bilimname dergisi şu anda açık. Açıyorum daha doğrusu. Açtık. Şimdi daha önceki videomuzda sizlere yine bilimname üzerinden bir makalenin künyesini eklemiştik. Burada da pdf ile birlikte nasıl ekleriz bunu göreceğiz. Şimdi öncelikle bunun için bir ayar yapmamız gerekiyor. Yani e, Zotero Connector'a e, daha doğrusu Zotero'nun e, tarayıcı eklentisine bu konuda yetki vermemiz gerekiyor. Bunun için bakın yükle eklentilerimi görüyorsunuz. Zotero konnektör burada. Şimdi Zotero konnektöre tıkladım. Bakın şöyle bir seçenek, seçenek çıktı. Buradan benim e, bazı ayarlar yapmam gerekiyor ama buradan ayarlar sekmesine giremedim. Yine buradan girmeye çalışayım. Bakın şu üç noktaya tıklayalım. Burada seçenekleri görüyorsunuz. Seçeneklere tıkladığım zaman şöyle bir ekran çıkacaktır. Tekrarlayayım burayı. Bakın şuradan eklentilere gittik. Zotero konektörün sonundaki üç noktaya tıkladık ve seçeneklere girdik. Burada birisi Zotero Status diye bir seçenek var. Yani şu anda Zotero e, aktif ve kullanılabilir durumda uyarısını görüyorsunuz. Şurada Save to Zotero Org diye bir seçenek var. E, yani e, Zotero Org sayfasındaki hesabımı bir makaleyi ve makalenin PDF'ini ekleyebilme yetkisi istiyor benden. Bunun için şu anda yetki ver seçeneğini tıklıyoruz. Bakın şu anda açılıyor hesabıma gitti. Ve hesabımda şu anda yetkiyi vermiş oldu. Varsayılanı kabul et dedik. Çıktık. Şu anda bakın dikkat ederseniz burada artık yetkimizi vermiş olduk. Otomatik olarak e, ekran görüntüsünü de kaydet dedi. Yani ilk ekleyeceğimiz makalenin e, ekran görüntüsünü ve makale künyesini ekliyor. Aynı zamanda ikinci seçenekte de otomatik olarak e, bu makale ekli olan pdf'i de ekle seçeneğini görüyorsunuz. Bunlardan isterseniz hangisini uygun görüyorsanız ya da e, burada konumuzla ilgili olarak biz pdf'i indirmeyi seçtiğimiz için makalenin künyesiyle birlikte pdf'ini de eklememiz gerektiği için şu, şu şıkkın alttaki şıkkın mutlaka seçili olması gerekiyordu. Peki şimdi deneyelim. Bakın bunu artık yetki verdik. Zotero konnektör şu anda yetkili. Gelelim buradan diyelim ki şu makalenin biz pdf'ini alacağız. Şu son makalenin. Geldik buraya. Yani buradan herhangi bir şey yapmıyoruz. Normal biz Zotero'ya ekle seçeneğine tıkladık. Bakın açtı. Bakın dikkat ederseniz daha önce snapshot şekilleri vardı. Şu anda full text pdf'e de eklenmiş oldu. Nereye eklesin? Kitaplığımın içine eklesin. Haydi ee, ve don dedik ve çıktık. Şu anda biz Zotero'ya dergi park üzerinden bir makalenin künyesini, makale bilgilerini ve pdf'ini eklemiş olduk. Evet arkadaşlar, bilimname dergisinden bir makaleyi pdf ile birlikte Zotero'ya aktarma işlemini yaptık. Şimdi kontrol ediyoruz. Bakalım makalemizi eklemiş mi? yani normal şartlarda bu eklentiyle, pdf ile birlikte eklediğimiz andan itibaren Zotero Orga o makalenin pdf'ini de eklemiş olması gerekiyordu. Böyle öngörüyorduk. Şimdi bakın iki tane makale, İngilizce idi makaleler hatırlarsanız. Birisi şuydu, birisi de buydu. Makalenin künyesini, özetini tam olarak eklemiş. Burada bir sorun yok. peki makalenin pdf'i var mı? Bir de buna bakalım. Şimdi makale üzerine çift tıkladığınız zaman bakın doğrudan doğruya Zotero.org üzerinden bizim makalenin pdf'ini açmış oldu. Makalenin pdf'ine erişebiliyoruz gördüğünüz gibi. Diğer makalemize bakalım. Bunu da açmış oldu. Bakın pdf'ini eklemiş. Ama nereye eklemiş? Zotero.org sayfası üzerine eklemiş. Yani oradan biz pdf'ine ulaşabiliyor. E, eklediğimiz makaleyi PDF ile birlikte okuyabiliyoruz, yiderebiliyoruz. E, pratik, yararlı ve işimizi kolaylaştıran bir özellik. E, bu yolla dergi park üzerinde yayınlanan ne kadar makale varsa onların hepsini PDF'ler ile birlikte Zotero uygulamamıza aktarabiliriz, kendi kişisel kütüphanemizi kurabiliriz. E, tabii ki dergi park üzerinden sunulan makalelerin hiçbiri telif gerektirmiyor. Tüm araştırmacıların, okuyucuların hizmetine sunulmuş durumda. Atıp yapmak şartıyla bilimsel araştırmalarınızda, makalelerinizde kullanabilirsiniz. Ama bunun bir dezavantajı var. E, pratik işimize yarar, kolaylaştırır bir özellik olmakla birlikte. Dezavantajı da depo sistemine ekliyor olmasıdır. Yani Zotero.org sayfasındaki bulut sayfamızı dolduruyor, oradaki kotamızı dolduruyor olması daha önce Zotero'nun kuruluş ile ilgili videomuzda ifade ettiğimiz gibi Zotero'ya üye olduğumuzda bize 300 megabaytlık bir alan sağlıyordu. Bu 300 megabaytlık alana dergilerin künyelerini eklerseniz ciddi bir sorun teşkil etmiyor ve kolay kolay da dolmuyor. Ama PDF eklemeye başladığınız andan itibaren bu kotanız dolacaktır. Onun için ya PDF ile makale eklemeyeceksiniz ücretsiz sürümünü kullanıyorsanız ya da ilave bulut alanı satın almak zorundasınız. Ama diyelim ki sınırsız rotere bulut alanınız var. Bu durumda istediğiniz kadar pdf indirip kişisel kütüphanenizi kurabilir ve oluşturabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar, bugünkü anlatımımız da bu kadar. Bir sonraki videomuzda yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kafanıza takılan soruları yorumlar bölümüne iletmeyi unutmayın.